Sevgili futbol severler, vakit geldi çattı. FIFA 22 çıktı ve biz de tabii Beşiktaş'ı desteklediğimiz için Beşiktaş'la kariyerimize başlayacağız. Settings'lere girdiğimiz zaman zaten Legendary ayarlı. Yani Türkçesi bunun seçkin oluyor. Bir üstü daha var Ultimate diye ama ben açıkçası onu henüz oynamak istemiyorum çünkü kendimi buna hazır hissetmiyorum. Competitive mod bence single player için çok da önemli bir mod değil. Çünkü burada karşınıza bildiğim kadarıyla daha çok yani online oyuncuların oynadığı futbol tarzında rakipler gelebiliyor. O yüzden bunu kapalı tutuyorum. Player-based difficulty'de şöyle bir şey. Mesela diyelim ki rakibin takımında işte Ronaldo var veya Messi var, fark etmezsin. Hani dümdüz koşmuyorlar. Onların kendilerine göre hareketleri ve benzeri şeyleri var, onları uyguluyorlar. O yüzden gerçekçilik olsun diye ben bunu açık tutmak istiyorum. Diğer ayarların hiçbiriyle oynamadım. Sadece ses ayarında menüdeki müziği vesaireyi kapattım. Çünkü telif yememek için. Buradaki ayarlar zaten standartta, hiç dokunmuyoruz bile. Bu 5 dakikada kalabilir. Birkaç değişiklik yaptım kadroyla alakalı. Aynı zamanda da hazırlık maçlarında simülate ettim hızlı bir şekilde ki direkt lig maçlarından başlayabilmemiz adına. O zaman başlayalım diyelim. Bu arada bundan sonra sık sık karşılaşacağız. 89 Almanya doğumluyum. İsmim Koray. Bu bütün sezon boyunca FIFA'da Beşiktaş'ı yukarı taşımak için elimden geleni yapacağım. Diğer takımlara karşı hiçbir şekilde olumsuz veya nefret duyguları beslemiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Zaten bu kanalda küfürü de ve benzeri şeyleri de duymazsınız, duymayacaksınız da. Biz kendi çapımızda eğlenmemize bakacağız. İlk maçımız Sivas'a karşı direkt zor bir maç oldu ya. Anonslar muazzam ya. What a game this ought to be, Stuart. Well, the atmosphere is incredible inside the stadium, Derek. There's a real sense of optimism amongst the fans about the new season and what it might mean. With a long way, ben muhtemel kadroyu ağırlıklı olarak altyapıdan kurmaya çalışacağım. Bence en doğrusu ve önemlisi bu, neredeyse gol yiyorduk. Well, maybe it's come a little bit too early, Derek. Hemen ıslıklanıyoruz. Aman be. Çok iyi. Koş oğlum. Yaz bunu. Eyvah eyvah. Bu top nasıl kaçar? Well, understandably we're focusing on Miran and Pjanic, who certainly knows how to pass the ball. What sort of performance could we see from him, Stuart? Well, he's the most creative player on the field. He can run with the ball, he can get himself out of tight situations, he can steal pass, he's very creative with his play. I think he's going to be the outstanding player. O çocuğun yüzü patladı, ben size söyleyeyim. Gradel. It's Mazzia Erdal. Bu sefer yaz oldu. İşte budur be. Yani.
takımda çok kiralık oyuncu var. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bir de yaş ortalaması da çok yaşlı bir takıma sahibiz. Genel problem bu bence. Michy Batshuayi. Türkçe anonslar çok güzel olmuş da keşke FIFA 4 FIFA 4 online mıydı neydi? Ne diyorduk? O FIFA 4 online'daki gibi Türkçe speaker burada da olsa güzel olurdu ya. Belki seneye anlaşırlar diye umuyorum. Bu nasıl bir orta? Çıkamadık kendi yarı sahamızdan ya. Corner. Benden çıkmamış mıydı o top ya? Sami Uçan. That's right. Nkudu. He could pick out a teammate. Not messing around with that clearance. Possession changes out. Interception there. Açsan ortayı daha etkili olabilirdik. Bir sıfır önde olmamıza rağmen içim huzursuz. Ah be! Vurmadı topa. İnanılır gibi değil. Well, there you have it. The hosts have had so much of the possession, but their attacking play has been too slow, mainly due to a lack of movement of the front players. At some point, hadi Batshuayi. Sakin olun, sakin olun. Şu ısıkları bir kesin. Çok. And smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. It's going their way. 2-0. That's the strength to hang on to it. Bakalım bu sezon Batshuayi ile gol krallığını oynayabilecek miyiz? İki golümüzü tertemiz kaydettik bile. Sakala and Uçan on the ball. 1 minute of stoppage time has been added on. Getting forward. An attack full of promise. And players waiting at the far post. And so it is, the first half story has... Ama Trabzon'da da Başakşehir oynuyormuş. Beraberiz şu anda. Bakın şu özellikle de yeni geldi. Çok detaylıca yapmışlar bence. Başarılı, başarılı bir çalışma olmuş. FM'yi andırıyor özellikle şu expected goals olayı. Yani bir takımın çevirisi neydi tam hatırlamıyorum. Yani bir takım ne kadar çok gol atabileceği tahmin sistemi gibi bir şey.
işte paslaşmalarımız vesaire, pozisyonlar nerede oldu, şutlar nasıl çekildi, nereye çekildi, paslaşmalar, daha çok hangi alanlarda pas yapıldı ve bütün pasları, başarılı paslar, asistler, başarısız olan paslar diyeyim ben buna. Ama başarılı. Şurada güzel bir sistem. Ya yani hoşuma gitti. Hadi ikinci yarıya başlayalım. 2-0 üstünlükte. Aa, ıslıklamalar başladı paslaştığımız için. Faisal Fajr. Coyote with it. Hakan Arslan. A really sumptuous ball. Terrific piece of anticipation. An alert intervention. Physically strong and secure on the ball. And potential danger. Kaleci helalsin. Buyur. Gitti nereye verdi. Oo, koş koş koş. Harika be. Batshuayi formda ya, ilk maçta. Şimdilik 2 gol 1 asist, harika gidiyoruz. Sonunda girecek de top. İnanılır gibi değil. Bugün ayın 28'i. Hafta sonunda Sivas'la maçımız var. Zorlu bir maç olacak. Özellikle bu akşam bakalım ne olacak Ajax maçı. Still be problematic. Foiling them effectively. Her ne kadar kabul etmek istemesem de sanki sonuç belli gibi de. Bakacağız artık. Yeah, I like the look of him. I think it's a good move for both him and the club. Let's hope he makes an impact fairly quickly. A really single-minded piece of defending to make sure nothing untoward happened. Oy, top geçeydi. Çok iyi. Oo, süpersin. Lan. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bir değişiklik yapalım. Yani hiç çıksın yerine. Hadi Hutchinson'ı alalım. Necip de girsin Salih'in yerine. Batshuayi'yi fazla yormak istemiyorum. Onun yerine de Larin'i alalım. Ve maçımıza devam edelim. Bu arada şey güncellemediler ne yazık ki. Oyuncu değişikliğini. 5 değil 3 oyuncu değiştirebiliyoruz. Artık update ile gelir mi gelmez mi? İki geleceğini zannetmiyorum. Öyle kalır herhalde. Olsaydı
yani oyun açısından değişik olabilirdi. Özellikle de online oynayan arkadaşlarımız için. Ben online oynamayı tercih etmiyorum çünkü yani kaybetmekten ziyade değil, kaybetmeyi kabul edebilirim fakat böyle takılmalar olduğu zaman ping'den dolayı vesaireden dolayı ve o şekilde kaybedince açıkçası yediremiyorum çünkü hak etmediğimi düşünüyorum. O yüzden online oynamıyorum. Bütün sezon boyunca Beşiktaş'la ligde şampiyonluğa, Şampiyonlar Ligi'nde de artık nereye kadar gidebilirsek orasını bilmiyorum. Yani çok oynadık topla. Hutchinson'a bak be. Eski toprak. Öf. Çok iyi be. Teixeira'dan harika bir gol ya. Koçum benim be. Evet, maçı kazandık. 4-1. Güzel bir başlangıç. Trabzon'da kazanmış. Bakalım önümüzdeki maçlarda neler olacak. Onları hep birlikte göreceğiz. Ben burada noktaya koyuyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme tıklamayı unutmayın. Ücretsiz de abone olabilirsiniz. Abone olursanız da sevinirim. Bildirimleri de aktif hale getirirseniz zaten her zaman video yüklediğimde size e-mail gidecektir. Maçları keyifli bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.